giriyormuş bu sefer de restoranda, bir restoranda bizi karşılıyor. Valla tebrikler gerçekten. Oradan oraya bir fırınla başladık, pastaneye döndük, restoranda bitiriyoruz. Harika gidiyorsunuz bu arada, teşekkür ederiz emeklerinize. Evet. Evet, seni dinliyoruz sevgili sevgili. Rica ederiz. Şimdi yollar boş olunca haliyle biz de çok hızlı hareket edebiliyoruz. Hazal ve Ali Orhan, dediğiniz gibi şu anda lokantada bulunuyoruz. Biliyorsunuz Mart ayında alınan tedbirlerle birlikte öncelikli olarak lokantalar kapatılmıştı. Ve paket servisi ve gel al götür uygulamasına geçilmişti lokantalarda. Fakat lokantacıların pandemiyle birlikte ekonomik sıkıntıları da bir hayli arttı. Şu anda İzzet Yar'a ait Sultan Yar lokantasında bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi masalar hizmet dışı bırakılmış halde. Arkada bir hareketlilik var ama onlar da paket servisi için çalışıyorlar. Hizmetleri %80'i aşkın bir şekilde zarara uğramış durumda. Sadece bu lokanta için geçerli değil bu rakamlar. Antalya genelindeki bütün lokantacılar ve restoranlarda büyük bir problem olan üretim azaldı. Haliyle iş gücü azaldı ve işsizlik de baş gösterdi. Çoğu iş yeri işçilerini de çıkartmak durumunda kaldı. Lokantaların uğradığı bu zarara ilişkin Atlan Bey'e hemen mikrofonu uzatacağız. Neler yapılıyor, ne gibi tedbirler alınıyor hemen soracağız. Efendim, nasıl lokantacıların sorunları giderilmeye çalışılıyor? Şimdi daha önceki sizlerin yayınlarında da hem bağlantı kurulduğunda hem de canlı yayınlarda anlatmıştım. Bugün işte siz de çok güzel özetlediniz. Gerçekten restoranların, lokantaların şu andaki durumunu. İşte malumunuz ortada. Antalya'da bulunan restoranlarımızın hepsi, siz de haberlerinizde de verdiniz, %80 ila %85 arasında bir ciro kayıpları var. Bu ciro kayıplarıyla birlikte de para kazanamıyorlar. Örneğin içinde bulunduğumuz restoran ve tüm restoranlar çalıştırmış oldukları işçilerin birçoğunu işten çıkardılar. Örneğin bu restoranda 48 kişi çalışırken şu anda 12 kişi çalışıyor. Kendilerine de söyledim de sordum da bunu bana ifade ediyorlar. Yine yan tarafta pandemiden önce bir yer açmışlardı. O yerleri de şu anda kapalı. Hafta içi gel al hizmeti var. Orada da gel alın içerisinde de işler çok düşük. Bugün baktığımız zaman, bugün sokağa çıkma yasağında paket servis var. Şimdi sordum, 12 tane işçinin bırakın ücretini çıkarmayı, elektrik, yanan elektriğin, suyun, verginin dahi masrafını çıkaramıyorlar. Ama niçin açıyorlar? Çünkü alışılmış bir müşteri var. Alışılmış bir tabak, damak tadı var. Bu damak tadını kaybetmemek için ve müşterilerini de kaybetmemek için iş yerlerini açıyorlar. Kendilerinden veriyorlar, zarar ediyorlar. Yani vallahi bilemiyorum. İnşallah bu pandemi çok kısa süre içerisinde biter. Yoksa bu esnafın dayanma gücü kalmadı. Yani sizin de anlattığınız gibi bizim de yapmış olduğumuz ziyaretlerde, görüşmelerde. Yani bugün belki ziyaretlerimizin son noktasına geldik. Hep ben konuşuyorum, Adlan Dere konuşuyor ama siz bugün, size de ayrı teşekkür ediyorum. Bizzat benim konuştuklarımı desteklemek, altını doldurmak için esnafla da konuşuyorsunuz. Yani ben onların sesi kulağıyım, onların her şeyim. Onların bana olan taleplerini dile getiriyorum. Yani kendi başına Adlan Dere konuşuyor değil. Adlan Dere esnaf ve sanatkarın şu anda yaşamış olduğu sıkıntıları dile getiriyor. Çünkü Adlan Dere bugün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen onların yanında, her zaman yanında, gece de yanında, gündüz de yanında. Onların sıkıntılarını ben dile getirmek için bu koltukta oturuyorum. Onların hak ve menfaatlerini korumak için bu koltukta oturuyorum. Arkadaşlar söylüyor, ben de her zaman söylüyorum. Siz de soruyorsunuz, onlar da söylüyor. Yani biz bu pandeminin diyor sorumlusu değiliz. Biz işlerimizi, dükkanlarımızı pandeminin kurallarına göre, bakanlığımızın bize talimatları, odalarımızın, birliklerimizin talimatlarını yerine getiriyoruz. Bizi de kaymakamlarımız, burada kamu kurum kuruluşlarımız da denetledi daha önce 2 ay 3 ay önce. Her şehirde kurallara uyduğumuzu söylediler. Yani vatandaş uymuyorsa biz niye cezasını çekiyoruz diyorlar. Rakamlar çok büyük. İnanın bakın şu anda bu caddede kiralar
10.000 TL'den başlıyor, 40-50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ta ki bu yolun sonuna kadar. Bu kiralar nasıl ödenecek? Bizden biz yine söylüyoruz, yine sesleniyoruz. Devletimizin, hükümetimizin bize vermiş olduğu kira yardımı şu anda yeterli değil. Bu kira yardımlarıyla bizim burayı döndürmemiz mümkün değil. Bizim acilen bir kanun çıkarıp mülk sahiplerine, esnafla sanatkarımızı uzlaştırmak için bir kanun çıkarması lazım, düzenlemesi lazım. Yani bu dükkanların kirası nasıl çıkacak? Bu işçilerin parası nasıl ödenecek? Bu elektrik, su paraları nasıl ödenecek? Bu SSK, Bağkur yani daha önceden ertelendi. Şimdi Kasım'da tekrar ertelenecek. Kredilerimiz var, borçlarımız var. Yani tez zamanda bu aşı artık ülkemize gelsin. Aşıları vuralım, evimiz kurallar uyalım, bu pandemiden kurtulalım. Biz de artık yani ayakta kalma gücümüz kalmadı. Yani arkadaşlarımı da birazdan soracaksınız. Bunlar benim arkadaşlarımın, esnaflarımın bana anlattığı sıkıntılar. Ben de size anlatıyorum. İnanın siz de bugün hafta sonu sizin de evde olmanız lazımken ailenizle birlikte çalışıyorsunuz bizlerle beraber. Bizim esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını bizimle beraber paylaşıyorsunuz ve bizden de daha iyi biliyorsunuz. Ben şimdi 3 yeri gezdik beraber. Ben siz sunum yaparken yani benim söyleyeceklerimi fazlalıkla siz söylüyorsunuz. Çünkü sizler de bizi görüyorsunuz. Bizlerle beraber o duyguyu yaşıyorsunuz. Etkilendiğinizi görüyorum, duygulandığınızı görüyorum. Biraz önce pastanedeydik canlı yayında da. Orada da ne diyor esnaf ve sanatkarımız? Biz diyor mahallenin diyor bekçisiyiz, ışığıyız diyor, her şeyiz diyor. Sokakta diyor kalan diyor, karnını doyuramayan diyor, insan diyor, kedi diyor, köpek diyor, hayvan diyor, kim varsa diyor biz onların hepsinin sahibiyiz. Allah diyor bize diyor bunlarla ilgili diyor yardım etmemizi bize emretti diyor. Biz de onlara yardım ediyoruz diyor ama karşımızda diyor ulusal zincir her neyse adını da buradan söylemek istemiyorum. Üç harfler diyor. Girseniz diyor paranız diyor iki kuruş eksikse oradan hiçbir ürünü çıkaramazsınız diyor. Ama biz diyor kendimizin imal etti, kendimizin diyor üretti her şeyi diyor. Herkesle paylaşıyoruz. İnsanla da hayvanla da diyor. Biz paylaşanız. Biz her zaman sokağın ışığıyız. Biz mahallenin kültürüyüz. Lütfen bugün de söyledim. Yine söylüyorum. Bir kampanya başlattık kurumlarla, kuruluşlarla. Alışverişiniz diyoruz. Yerel esnaftan yapın. Yerel esnafı destekleyin. Onlar ayakta kalsın diyoruz. Onlar diyoruz ayakta kalırsa sokağın ışığı yanar diyoruz. Mahallenin kültürü her zaman yaşar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hemen biz lokantanın işletmecisine dönelim ve birebir sıkıntılarınızı sizden dinleyelim. Merhabalar. Başkanımın da size dile getirdiğiniz gibi Mart ayından beri zaten yan tarafta mevcut açmış olduğumuz bir şubemiz vardı. Orayı da kapattık. Çünkü pandemin esnasında efendim, evet pandemi esnasında burada hemen hemen bir 50-60 personelimiz varken şu anda 12 kişiyle çalışıyoruz. Gerek ki ayrılmak zorunda kalan veya çıkarmamız gereken elemanlar vardı. Onlar ayrıldı. Ücretsizliğinde de olan arkadaşlarımız mevcut. Bunun yanı sıra şu anda 12 kişiyle hizmet veriyoruz ve hafta uygulamasında iş yapabiliyoruz ama hafta sonu iş bu şekilde böyle bir şey olmuyor. Çünkü daha çok düşük işler. Dolayısıyla burada seste ara sıra bir problem yaşıyoruz. Sanıyorum yani para şimdi onu düzeltecekler. Konusu sevgi biraz daha dışarı çıkıp bu şeyi yapabilmek mümkün mü? Çünkü içeriye girdikçe internet konusunda telsiz mikrofonlar olduğu için problem yaşayabiliyoruz. Bu konuyla ilgili biz sadece yani pandeminin bir an önce bizi duyabiliyorlar mı şu anda? Evet, sanıyorum bu arada o tedbiri alırlar. Biraz evet. Daha böyle bir açık alana doğru gelirler. Çünkü ne kadar çok derine gidiliyorsa telsiz sistemi olduğu için wireless sistemi olduğu için wireless sistemi bazı yerlerde problem yaratabiliyor. Bu düzeldiğinde arkadaşlarımız bize bilgi verir sanıyorum oradan.
Aynen, zaten şu an görüşmeleri yapıyorlar. Bize dönerler muhtemelen. Yeniden oraya biz de yeniden dönebiliriz. Bu arada sevgili AESOP, Antalya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Adnan Dere dedi ki kira yardım, vatandaşın oradaki iş yerleri kiralarını gösterdi. Şimdi bir tarafta çok da bakıyorum. Çok yüksek rakamlar. Rakamlar yüksek. Çok peki yüksek. Devletin verdiği kira yardımı ne kadar, katkı payı? Büyük şehirlerde 800, 750, küçük şehirlerde yani 500 lira kadar. Şimdi soruyorum, 500 lira ya da 750 lira hangi esnafın neyine yetecek? Bakın, anlayamadım. Bir de her esnaf da alamayacak zaten. Şimdi şöyle de bir durum var. İş dönüp dolaşıp yine ekonomisi... Tamam. Ekonomisi güçlü olan ülkelerin daha başarılı olduğuna geliyor. Biz bu arada yeniden bağlandık. Merhabalar tekrar. Başkanımızın da dile getirdiği, sizin de dile getirdiğiniz gibi restoranımızı şöyle bakınca da görüldüğü gibi kapalı, şeritler çekildi. Hiçbir şekilde burada hizmet veremiyoruz. Bu pandemi sürecinde hafta içi gel al servisi olduğu zaman iş bir şekilde oluyor ama oluyor dediğimde de yine %85 kayıbımız var. Hafta sonu ise bu kayıp %90'lara kadar çıkıyor. Bizim yanda da restoranımız vardı. Mart ayında pandemiyle bitti, orayı da kapattık. Bu iki işletmede 50-60 personel çalışırken şu an 12 kişi çalışıyor. İşten ayrılan elemanlarımız oldu. Şu anda ücretsiz izinde olan elemanlarımız var. 12 kişiyle böyle bir işletmeyi çevirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla paket servis istenildiği gibi olmuyor. Ne kadar burada yenilip içildiği zaman, aynı lezzete eve gittiği zaman bulamıyor insanlar. Biz sadece burada müşterinin talebine karşılık vermek için açığız. Yani para kazandığımız yok zaten. Mecburen 12 kişiye düşürdük. Daha fazla eleman çalıştıramıyoruz çünkü zararın üzerine zarar koymamak adına. Burada da dediğimiz gibi bu pandeminin bir an önce sonuçlanıp, aşının bulunup, tedavinin uygulanıp bir an önce hayatın normale dönmesini istiyoruz. Eski özlenilen günlere tekrar dönmek istiyoruz. Burada insanlara hizmet etmek istiyoruz. Bir an önce nasip olursa temennimiz bu yönde yani. Efendim, siz büyük bir işletmesiniz ama sizin gibi küçük lokantalar ve restoranlar da var. Onların ayakta kalması daha bir zor problem. Özellikle paket servisi sizin ne ölçüde rahatsız ediyor? Nasıl etkiliyor? Yani paket servis dediğim gibi yani küçük işletmeler zaten biz büyük işletme olduğumuz halde bile ayakta duramıyorsa küçük işletmelere düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü zor bir süreç. Tabii ki insanlar zor bir şekilde döngüyü sağlamaya çalışıyorlar. Mutlaka zarar eden yerler var. Bildiğimiz yerler var. Kapatan yerler oluyor. Üzücü bir durum bu. Paket servis zaten ne kadar yapabilirsek, ne kadar yetişebilirsek yetişelim. Belli bir kesime kadar yetişebiliyoruz. Antalya'nın her yerine servis zaten yapamıyoruz. Mevcut çevre mahallelere yapabiliyoruz. Yani her insana hizmet de veremiyoruz. Yani burada da zaten sıkıntımız var. Ne kadar motorlu kuryeyi çoğaltırsak yine istenileni elde edemeyiz. Çünkü uzak yerle gittiği zaman sipariş soğuyacak, istenilen lezzeti veremeyecek. İnsanlara karşı istenilen tat gitmediği zaman da mutlu olmayacak. Biz de burada mutlu olmayız tabii ki. Dolayısıyla bunun için tekrar söyleyeceğim şey pandeminin bir an önce sonuçlanması yani. Burada devletin verebileceği destek de varsa tabii ki bu desteklerin verilmesi. Çünkü yan tarafı kapalı olduğu halde biz kirasını ödemekle yükümlüyüz. Mülk sahibi nereye kadar idare edebilir diyeceğiz. Dolayısıyla onun kirasını da hala ödüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz hizmetimizi. Önümüz yılbaşı efendim. Herhangi bir çalışma yapacak mısınız? Yok, bizim yani standart saatimiz biz 8'de kapatıyoruz işletmemizi. Yani hafta sonları 10'da olsa 12'de olsa uzatılmış ama 8'den sonra zaten insanlar bu pandeminin vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı 8'den 9'dan sonra zaten sokaklarda insanlar yok. 12'ye kadar kaldığım zaman bile pek bir şey olmayacak. Çünkü her yer kapalı. İnsanlar dışarıda olursa gelip bir şeyler yiyip bir şeyler içecek veya paket alıp gidecekler. Kafeler vesaire birçok yer kapalı olduğu için insanlar 8'den 9'dan sonra sokaklar tamamen boşalıyor. Hafta sonu zaten ölü bir şehre dönüyor. Resmen çıkıp baktığımız zaman sokaklarda birkaç tane arabadan başka insan göremiyoruz. Dolayısıyla insanlar bu ruh halinden dolayı da gelip paket alamıyorlar. Hafta sonu da aynı şekilde yani bizim yılbaşı için de herhangi bir programımız yok. Her zaman olduğu gibi akşam saat 8 gibi kapatıp evimize gideceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü şu anda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Hazal ve Ali Orhan lokantaların sorunlarını, lokantacı işletmelerinin problemlerini bu şekilde dile getirdik ve aksettirdik. Hafta sonu kısıtlamasında yine lokantalardaki paket servislerinde yarı yarıya düşüşler olduğunu da saptadık.
Özellikle pandemiden lokantacılar ve restoran sahipleri etkilendi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir paket açıklamıştı esnafa destek olan. Ama ne yazık ki esnaf ondan da istediği sonucu elde edememişti. Bakalım ileriki dönemlerde nasıl bir yol izlenecek? Lokantacılar başta olmak üzere esnafların sorunları nasıl çözülecek? Nasıl bir uygulama yapılacak? Bunu hep beraber izleyeceğiz. Şimdilik bu kısıtlamadan yapacağımız canlı yayınlar burada noktalandı. Bir dahaki haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sevgi. Emeğinize sağlık.